Eskişehir'imizde Abdal başlığı altında boy gösteren renkli bir karakter bulunur. Bu abdalların bir kısmı toplum tarafından hoş karşılanmayan davranışlar da sergilerler. Aşık ki suzu aşk ile uryan olup gezer, abdaldır ki alemi hayran olup gezer. Evet, aşığın bir abdal olarak nitelenmesi söz konusu. Köşede de hemen abdalları görüyoruz. Burada suz, ateş ya da kıvılcım anlamına geliyor. Suzu aşk dediği, aşkın ateşi, aşk ateşi. Uryan, üryan, çıplak anlamındadır. Üryan olmak da soyunmak olarak düşünebiliriz. Abdal, derviş, kalender dervişi, gezgin derviş diye çevirebiliriz. Ancak bu abdal, yani beyitte bahsedilen abdal cümlesinin belirli bir özelliği var. Ondan da bahsedeceğiz, ona da değineceğiz. Alemi hayran olup gezen dervişler bunlar. Alem, işte kainat anlamı var, dünya anlamı var, değil mi? Hayran da, bakınız, şaşırmış, sersem, hayrette kalmış manaları olduğu gibi sarhoş anlamı da bulunmakta. Dolayısıyla beyti şu şekilde çevirebiliriz. Aşk ateşiyle soyunup gezen aşık, değil mi? Aşık ki suzu aşk ile üryan olup gezer. Dünyayı hayran ya da sarhoş olup dolaşan bir abdaldır diyor. Abdal cümleleri çeşit çeşit. Bunlardan bir kısmı da gezgin dervişler arkadaşlar. Torlaklar da derler hatta. Saçlarını, başlarını, kirpiklerini, kaşlarını kazıtırlar. Tamam mı? Komple. Dolayısıyla bunlara yalın ayak başı kabak derler. Yarı çıplak surette gezerler. Bazen bir koyun postu geçirirler. Tamam mı? Üstlerine. Bellerinde bir kemer vardır. Kemerlerinde genellikle efendim bir nefir takılıdır. Nefir bir boru. Üflerler onu. Biz geliyoruz mahiyetinde. Bir de mahzeni esrar derler veya cüradan derler arkadaşlar. Bu insanlar yaz kış normal kafayla çıplak gezmiyorlar. Nedir? Maalesef tehlikeli, keyif verici maddeler kullanıyorlar. Ve onları cüradan da taşıyorlar. O kafayla da kendilerine zarar veriyorlar bu gezgin dervişler. Tamam mı? Konuyla alakalı o dönemlerden kalma gravürler var. Seyyahlar tarafından bu dervişlerin içinde bulunduğu hal gösteriliyor. Divan şiirinde de geçer. Bunlar vücutlarına elif çekerler. Tamam mı? Yararlar veya kızgın demir basarlar. Hatta elif çekmelerini, işte elif, değil mi? Elif çekmek, dağ yarası basmak da bu. Dolayısıyla içlerindeki ahı vücutlarına zarar vererek dışa vururlar. Tamam mı? Bunda işte aşk yolunda hiçbir acı hissetmediklerini, aşkta sadakat gösterdiklerini, vücutlarını önemsemediklerini göstermek amacıyla yaptıklarını iddia ederler. Dolayısıyla çok, nasıl diyeyim, toplum tarafından hoş karşılanmıyorlar. Bir kere hani bu zümreyi asla ve asla yaygınlık kazanmış bir zümre olarak kabul etmeyeceğiz. Marjinal, tamam mı? Marjinal topluluklar. Toplum içinde asla çok sevilmiyorlar ama dikkat de çekiyorlar. Düşünsenize bulunduğunuz semte bir grup geliyor. Yarı çıplaklar bunlar. Kafalarına kadar kazıtmışlar. Kirpikleri, kaşları dahi yok. Vücutlarında çizikler var, dağ yaraları var. Tamam mı? Ortalıkta gezip sizden bir şey istiyorlar. Çünkü bunlar hani divan şiirinin rint meşrep karakteri vardır. Aynı felsefeyi yansıtırlar. Dilenirler, bir sonraki günü de düşünmezler. O günkü yiyeceklerini de nedir? Dilenerek size işte keşkül uzatarak. Keşkül de özel bir Hindistan cevizinden yapılır arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şurası açık, şurada zincirleri vardır. Onu takarlar ve size uzatırlar. İçine artık ne koyarsanız, para mı koyuyorsunuz, yiyecek mi, içecek mi? Hepsini orada toplarlar. Dolayısıyla günümüze ulaşan bir terkip de vardır. Derviş keşkülü gibi derler. Çok karman çorman. Mesela odanız çok dağınıksa, anneniz eğer bu kültürü biliyorsa, odanız derviş keşkülü gibi diye size çıkışabilir. Velhasılı kelam, cüradanları var, keşkülleri var. Bazen elde teber denen baltaları var. Bu çift taraflı, hatırlayın. Savaşlarda falan karşımıza çıkar. Nasıl olur? Şöyle gelir, şöyle, değil mi? Şu şekilde teber derler bunlara. Bazen çift taraflı olabiliyor. Dediğimiz gibi eğer yiğitse onu göstermek için aslan postu giyer. Yoksa koyun postu vesaire.
Abdallar böyle işte. Burada da şair, aşığı, diyar diyar gezen, değil mi? Aklı başında olmayan Abdal'a benzetiyor. Diyar diyar geziyor bu aşık. O da aşk ateşiyle soyunup geziyor. Çünkü bağrı yanıyor. Bu bahsedilen aptal zümrelerinin de kıyafet giymeden, yarı çıplak surette ki başı kabak yalın ayak olduğundan bahsetmiştik. Surette gezdikleri için aşığın da diyar diyar gezen, şaşkın, sersem ya da aklı başında olmayan bir abdalı andırdığını görüyoruz beyitte.